Bu olay 3 gün önce oldu, pazar günü. Yani biz de bu olayın daha şokundayız. Nasıl oldu, nasıl bir süreç, yani ahırın yanmasını, neyin neden olduğunu biz de bilmiyoruz. Ama yani saat 2.40 civarında bu olay gelişti. Yani bizim burada yabancı kimse yok bu köyde. Hep böyle akrabalar, amca çocukları, kuzenler falan. 2.30'a kadar da insanlarımız burada, hani kapı önünde havalar da sıcak. Oturuyorlar. Yani herhangi bir yangın, bir koku, herhangi bir şey yok. Yani biz o sırada tabii yorgunlukla biz yatıyorduk. Yani olayın farkında da değildik. Tahminen 2.40 civarında bir yangın oldu ama bu yangında yani gördüğümüzde, olayın farkına vardığımızda zaten alev topuna dönüşmüştü yani ahırımız. Yani biz koştuk geldik ama elimizden hiçbir şey gelmedi. Yani benim 30 tane hayvanım burada ahırdaydı. Hepsi yandı, kül oldu. Yani ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ondan sonra samanımız, arpamız, neyimiz varsa hepsi kül oldu. Yani yapacağımız bir şey yok. Çok üzüldük. Yani biz ne zaman bu kadar kötü olduk? Ben anlayamadım. Yani neden bu şeyler oldu? Hiçbir şey yani şeyinde değilim. Yani olayın yani nasıl bu şekilde geliştiğini, niye böyle olduğu, yani biz kendi işimizde, gücümüzde, emeğimizin peşinde koşan insanlarız. Kimseye bir kötülüğümüz falan da yok. Olayın bu şekilde ceyran etmesi, yani ben yaşamımı, geçimimi bu şekilde sağlıyorum. Hayvancılıkla sağlıyorum. Yani burada sağ olsun belediye başkanlarımız geldiler. Yani dilek geçmiş, yani yardımlarını falan görüyoruz. Buradaki hafriyatı falan kaldırdılar. Yani süreç devam ediyor, soruşturma devam ediyor. Ya bu konuda da insanlara ne bileyim, yani öncelikle şunu düşünüyorum kendi kendime. Yani biz, yani hele hele bu Dersim bölgesinde sadece bu benimle alakalı değil, 2-3 yer daha bu şekilde yandığını biliyorum. Yani farklı sebeplerden dolayı ama ya bir insanın emeğinin yok olması, onu gözünde bu hayvanların canlı canlı yok olması bize acı veriyor. En çok da bu hayvanların burada canlı canlı yok olmasından dolayı çok üzüldük. Yani bunu demek istiyorum. İnsanlar varsa yani biz elimizden gelen her şeyi yaptık ama her şey de sınırlı işte. Ülkemiz tabii ki sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Hepimiz de ekonomik açıdan da yani hani böyle gücü yeten muhtemelen insanlar vardır, iş insanları vardır. Yani bu konuda hiç olmazsa bu ahırımın inşası konusunda tabii ki bir talebim var. Hiç olmazsa bu kışlık samanımı ya da yem ihtiyacı, yani bunun desteği olursa, yani bir nebze de olsa hiç olmazsa hayatımıza devam etmek için de bizim için böyle bir destek, ufak da bir destek olsa bizim için yeterlidir yani.